Taner. Şebnem ne oluyor? Bilmiyorum. Memur Bey ne oluyor? Hayırdır Memur Bey? Aile selam, siz misiniz? Evet benim. Sibel Göksu anneniz mi? Evet annem. Memur Bey anneme bir şey mi oldu? Maalesef bu sabah Riva sahilinde kıyıya vurmuş halde bir kadın bulundu Aliz Hanım. Parmak izinden emniyetteki kaynağı ulaşıldı. Ve bu kişinin anneniz Sibel Göksu olduğu tespit edildi. Şebnem. Şebnem. Annemi kaybedim mi? Ben annemi kaybedim. Aciz. Annemi kaybedim. Anne. 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 Kadir ben annemi kaybettim. Ailes, ailes. Kadir anneme götür, anneme götür. Anne, anne. Ailes, ailes. Ailesi olmayacak. Hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Merak etme. Ya tam her şey çok güzel gidiyor diyorum. Güzel olacak, iyi olacak her şey diyorum. Olmuyor, olmuyor. Kadir. Anlamıyorum annemin ne işi vardı ki orada tek başına. Niye yalnız başına oradaydı? Ya niye biz bu kadar yavaş gidiyoruz? Niye bir türlü hastaneye varamıyoruz? Ali sakin ol, gelmek üzereyiz tamam mı? Geldik. Benim yüzümden oldu. Benim yüzümden oldu. Annemin başına bunlar benim yüzümden geldi. Annemi umursamadım. Ona hoşça kal yazdım. Benim yüzümden oldu annem. Benim yüzümden belki de kendine zarar vermek istedim. Senin bir suçun yok tamam mı? Sakin ol. Ne oldu? Herkes bir sakin olabilir mi? İyi misiniz? Yüzümden oldu. Alo. Evet, evet geldik. Geldik hastanedeyiz, giriyoruz şimdi. Benim annemi görmem lazım. Sibel Göksu, durum nasıl? Müdahalesi devam ediyor hastanızın. İleride acil bölümüne geçerseniz doktorumuz daha detaylı bilgilendirecektir. Tamam, biz giriyoruz şimdi içeri. Tamam. Tamam. Ailesinin annesi. İntihar şüphesiyle hastaneye kaldırılmış. Ne? Durumu ciddiymiş. Ne diyorsun sen Erol? Nasıl olmuş peki? Bilmiyorum baba. Bilmiyorum. Bu
buraya giremezsiniz. Annemin durumu nasıl? Doktorlar bilgi verecek size. Lütfen buraya girmeyelim. Tamam, tamam. Sakin ol. Doktor bey, annemin durumu nasıl? Geldiğinde durumu ağırdı. Az önce de kalbi durdu. Neyse ki yaptığımız müdahaleye tepki verdi. Yoğun bakım alacağız. Ama kanında yüksek dozdaki ilaç nedeniyle durumunun ciddiyetini koruyor. İlaç mı? Her şeye hazırlıklı olun. Tamam Aylas, tamam. Aylis, iyi misin sen? İyiyim, iyiyim ben. Tansiyonuna falan baktıralım mı? İyiyim. Ya, iyiyim diyor bir de ya. Evet, baktıralım. Ben bir doktor falan. Aylis! 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 Doktor! Doktor! Ben yine de bir takım testler yaptırıyorum. Ne olur ne olmaz bir bakalım, içimiz rahat etsin. Teşekkür ederiz. İyi ama değil mi doktor bey? Bir şey yok. Biraz açlık, biraz şok. Şimdilik bu kadar. Test sonuçları çıktığında tekrardan bir değerlendiririz. Ben ne zaman kalkabilirim? Serumunuz bitince çıkabilirsiniz. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Daha iyi misin? İyiyim ben. Bak istersen seni eve bırakayım. Ben burada annenin yanında beklerim. Ha? Kadir, iyiyim ben. Merak etme. Beni çok korkuttun. Ha. Aylis. Ha, merak etme, merak etme. Biraz yorgunluktan böyle kendini bıraktı işte. İyiyim ben, merak etme. Senin bir şeyler yemen lazım. İstemiyorum. Su içsem yeter. Olmaz. Senin güçsüz kalmaman gerek. Hadi yavrum. Evet Aylis, Kadir haklı. Bir daha mı düşüp bayılmak istiyorsun? Hadi. Hadi gel. Kafeteryaya gidiyoruz. Hadi. Annemi burada bırakırsam bir daha onu göremeyecekmişim gibi hissediyorum. Ona bir şey olmayacak, tamam mı? Senin kendi sağlığına da dikkat etmen gerekiyor. Hadi bir tane. Hadi. Hadi. Gel. Kadir Bey. Evet. İfadenizi almak için emniyete gelmeniz gerekiyor. Kadir, ne oluyor? Ne oluyor memur bey? Abim neden gelecekmiş emniyete? Hastamız var. Farkındasınız değil mi? Erol, bir sakin ol, bir anlayalım. Hayırdır? Sibel Göksu en son sizinle görülmüş. 2 gün önce. Kadir, sen annemle mi görüştün? Kadir, ne oluyor? Hayatım, ben bir gideyim ifade vereyim. Dönüşte konuşuruz, tamam mı? Bana güven. Ben de geleyim seninle. Avukat eşliğinde ifade vermen iyi olur. Avukata ihtiyacım yok. Ben giderim. Buyurun. Abi, buyurun. O zaman ben seninle geleyim abi. Seni yalnız yollamam. Oğlum gerek yok, sen Aylin'in yanında kal. Hadi. Tamam, Şebnem var, babam var. Abi geliyorum. Hadi.
Kadir, artık konuşabilir miyiz? Konuşalım. Ne oluyor Kadir? Bilmiyorum Ailes. Ben de ne olduğunu idrak etmeye, anlamaya çalışıyorum. Kadir bak, nedeni olmadan benden bir şey saklamayacağını biliyorum. Ama nedeni her neyse, benim gerçekleri bilmeye ihtiyacım var. Ailes, benim... Benim annenle konuşmam gereken şeyler vardı. Ve sen üzülme diye sana anlatmadım, anlatamadım. Kadir, gerçekleri anlatmak neden bu kadar zor? Ya biz şu anda ne yaşıyoruz farkında mısın? Annem ne durumda, ben ne durumdayım? Ailes, ben seni bu dünyada üzen şeylerden uzak tutmaya çalışıyorum. Yaptığım şey bu. Kadir, annemle her ne konuştuysan, ne öğrendiysen sarsıldığının farkındayım. Benim hayatım cevapsız sorularla dolu. Babam, kardeşim, annem yıllarca benden bir sürü şey sakladı. Sevdiğim adamla da aramda cevapsız sorular olsun istemiyorum. Ailes. Benden bir şeyler saklayacaksan bu yüzüğün hiçbir anlamı yok. Aliz, ne yapıyorsun sen? Birbirimize baktığımızda içimizi göremeyeceksek bu yüzüğün parmağımda olmasının hiçbir anlamı yok. Birbirimize her şeyi anlattığımızda bu yüzüğü tekrar parmağıma takarım. Hop 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 hop. Dur, ne yapıyorsun sen? Aramıza mesafe koyma böyle. Anlat o zaman. Tamam, madem bu kadar ısrar ediyorsun, anlatacağım. Ama önce bu yüzüğü ait olduğu yere takın. Annen kardeşine evlatlık verdiğini söyledi. Ne? İkizim yaşıyor mu? Annenin söyledikleri ne kadar doğru bilmiyorum. Ben de emin olmadan, araştırmadan sana anlatmak istemedim. İyi de o zaman niye öldüğünü söyledi bana? Ona kızıp ondan uzaklaşmandan korktu herhalde. Kızardım. Ama şu an daha çok kızdım. Yani beni kardeşimden mahrum etmeye hakkı yok. Ben annene sana gerçekleri anlatana kadar senden uzak durmasını söyledim. Peki annemin başına niye bunlar geldi ki yani? İntihar değilse... Kim yaptı anneme bunu? Babam mı? Yani ortaya tekrar çıkıp anneme zarar vermiş olabilir mi? Üzülme artık, gel. Of, düşünme bunları. Polis er ya da geç gerçekleri ortaya çıkartacak. Merak etme.
papatyalar en sevdiğim çiçektir. Annemi serasından acırdım, haberi yok. Aramızda. İyi uyudun mu? Annemin durumu beni endişelendiriyor. Ama kardeşimin yaşadığını bilmek bana iyi geldi. Hepsini atlatacağız, tamam mı? Yeter ki sen iyi ol. Annem bir iyileşsin. Yani belki kardeşim beraber ararsa. İşte bunun için güç toplaman lazım. Aa, bunların hepsi bitecek, tamam mı? Tamam mı? Hepsini bitireceksin. Ver bakayım. Hepsi mi? Hı-hı. Yani söz vermeyeyim. Denerim. İnsanın böyle ilgili bir babası olması nasıl bir duygu acaba? Hep merak etmişimdir. Artık ben varım. Teşekkür ederim. Aylis. Günaydın Kadir. Günaydın. Hepsini yemişsin. Hı hı. Hadi hastaneye gidelim. Bir annene bakalım, bir gelişme var mı yok mu? Tamam, o zaman ben bir çantamı alayım, olur mu? Beni de haberdar edin. Bir şeye ihtiyacınız olursa buradayım, biliyorsun kızım. Tabii. Sen de ister misin? Sağ ol. Annem hep böyle mi kalacak Kadir? Çok korkuyorum. Ya bir daha kendine gelmezse? Sabırlı olacağız ya. Sabırlı olacağız. Doktor bey, annemin durumu nasıl? Kanını temizledik ama bir süre beyni oksijen gitmediği için hasar kalmış olabilir. Emin olmak için uyanmasını bekleyeceğiz. Ne zaman iyileşir? Bakacağız. Hayat tehlikeyi atlattığını söyleyebilirim sadece. Teşekkür ederim. İyileştik yavrum, iyileştik. Ben de elimden geleni yapacağım, eminim. İyi misin sen? İyiyim. İyiyim. Yavrum, gelmişken şu doktora gidip senin şu tahlillere bir bakalım. Ben iyice endişelenmeye başladım. Hadi. Hadi gel. Dur. Test sonuçlarınız çıktı. Herhangi bir sıkıntı görülmüyor. Çok şükür. Ama bir MR isteyeceğim sizden. Neden? Endişelendiğiniz bir şey mi var? Baş dönmesi ve baygınlık. Bu belirtiler olduğunda beyne bir bakalım isteriz. Endişe etmeyin. Peki siz nasıl diyorsunuz? Doktor bey, çok acil değilse sonra yapsak. Yani annem bu durumdayken... Hayatım, konuştuk bunları. Lütfen. Tamam. Ben bir Osman Efe'nin yanına uğrayayım buraya gelmişken. Sonra gelirim yanına. Tamam, selam söyle. Aleykümselam. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir
tane de buraya ekleyelim. Bir de buraya ekleyelim. Başka? Bir de pembe yapalım. Sen devam et, ben geliyorum. Kadir gelmiştir. Hoş geldin. Özlemişim. Vay, aslan parçası buradaymış. Kadir amca. Gel bakalım. Ne haber, iyi misin? Çok iyiyim, babam geldi. Artık yaramazlık yapmayacak, sıcacık olacak. Aferin ona. Aferin ona. Ne yapıyorsun, göster bakayım bana. Biz rengarenk yıldızı bir gökyüzü yaptık. Çok güzel olmuş. Anladım Adem. Herhangi bir şahit, ne bileyim bir kamera kaydı ya da bu arabanın kime ait olduğunu falan bulursam mutlaka bana haber ver. Tamam mı? Eyvallah. Evet. Şebo'nun eline kalmayalım diyorsak ben karımı kaçırayım. Şöyle bir sahile gidelim, temiz hava alalım, yemekler yiyelim, Umut'u da götürelim ha? Sen hiç Şeboviç yedin mi Kadir Bey? Şeboviç? Arkadaşımın şahsına münasır sandviçi. Yani ne bileyim, zehirlenmeyeceksek deneriz. Ha? Ya sen benim arkadaşımla niye dalga geçiyorsun? Ha, işte böyle. Bak gülmek sana ne kadar yakışıyor. O kadar kolay olmuyor ki. Biliyorum. Zor. Biliyorum, annenin durumu çok zor. Ama o iyileşecek ve ben de elimden geleni yapacağım, tamam mı? Bugün ne saat geldi? Çok tuhaf şeyler söyledi. Nasıl yani? Cemal Bey'in tehlikeli olduğunu, ondan uzak durmam gerektiğini söyledi. Yani Cemal sert mizaçlı biridir. Bilmiyorum. Bir şey demiştir, o da korkmuştur falan. Yani bence takma kafana, bir şey yoktur. Gel bakalım. Ayet abla, ben senin anneni hiç görmediğim için bu resmi kendi annemi düşünerek yaptım, ama bu senin annen. Çok güzel olmuş. Oh. Yakışıklı Picasso. Kaskatı kesilmiş, gerilmişsin. Tam bakayım lan, tam. Bir gevşe. Ağlıyor musun sen? Senin bir damla gözyaşın benim içimde sel olur akar, tamam mı?
Senin bir gülüşüne ben dünyaları değişmem. Karıcığım ne oldu anlat. Ha? Babam. Babamı düşünüyor olmak içimi acıtıyor. Hiç tanımadığım bir adamın içimi acıtmasına izin verdiğim için kendime kızıyorum. Buna engel olamıyorum. İnan bana o buna diyecek biri değil. Sen bir babadan mahrum kalmadın. O senin gibi bir evlattan mahrum kaldı. Tek damla gözyaşına bile değmez o adam. Ah keşke, keşke. Keşke ne? Keşke ne Kadir? Keşke onu tanısaydın da bütün bunlara değmediğini görseydin. Bilmiyorum. Bilmiyorum, belki konuşmasına izin verebilseydim. Belki kendini anlatabilseydi. Hiçbir şey değişmezdi, inan bana. Kim olursa olsun, nasıl biri olursa olsun, kaybettiğin çocukluğu sana geri verebilir mi ha? Ya bak sen böyle yavru kedi gibi üzgün durunca benim için parçalanıyor. Yapma. Seni de özlüyorum biliyorum ama... Cemal Bey'in Erol'a gösterdiği ilgi ve şefkati görünce kendime çok üzülüyorum. Neden? Cemal Bey Erol'un öz babası olmamasına rağmen o kadar şefkatli ki. Ama benim babam öz kızını diri diri yaktı. Aylis, senin Cemal'le samimiyet kurmanı istemiyorum. Neden? Bana neden diye sorma lütfen. Sadece o adamdan uzak dur. Hayatımda ilk kez babam yerine koyabileceğim biri var karşımda. İlk defa bir babam olsa nasıl olurdu diye hayal kurabiliyorum ben. Aylis, ne olur beni dinle. Ne olur bu adamdan uzak dur. Madem bu kadar ailenle samimi olmamı istemiyordun, niye beni bu eve getirdin? Ya ben bu evin bir üyesi değil miyim? Tabii ki de öylesin. Ne alakası var? Ben sadece demek istediğim benim... Sana göre Cemal Bey bu ailenin bir üyesi olmayabilir. Ama Mihri Hanım'la Erol'a göre o bu ailenin bir üyesi. Yani Cemal Bey'le aranda ne var bilmiyorum, anlamıyorum. Kadir söyle. Senden korkulur ha. İçinden bir canavar çıktı be. Az kalsın gidiyordum bir de. Kork zaten Kadir Eren. Emredersiniz Aylizer'e. Ben senden önce hiçbir şeyden korkmazdım. Çünkü kaybedecek bir şeyim yoktu. Ama artık sen varsın. Biz varız.